Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Uluslararası Af Örgütü'nün 60. yılını mercek altına alacağız. Konuğumuzda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener olacak. Odak başlıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün 60. yılını Uluslararası Af Örgütü Türkiye Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener değerlendirecek dedik. Konuğumuz Zoom hattımızda. Sayın Akşener, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. 60 yıllık bir insan hakları mücadelesi, tüm dünyada bu mücadele sürüyor. Uluslararası evet. Af Örgütü hangi durumda dünyada, hangi zorluklarla karşılaşıyor? Sizin de söylediğiniz gibi 60 yıl aslında çok uzun bir zaman. Türkiye'de biz 20 yıldır Türkiye Şubesi olarak yaklaşık çalışmalar yürütüyoruz. Ama Uluslararası Af Örgütü 60 yıldır dünyanın şu anda 200'den fazla ülke ve bölgesinde örgütü, en büyük insan hakları örgütü. Çok farklı bölgede çok farklı sorunlarla tabii ki biz yüz yüze geliyoruz. Yani zaman zaman bunu hak savunucusu arkadaşlarımızla da biz konuşuruz. Türkiye'de çok fazla dönemde, çok fazla konuda insan hakları sorunları yaşıyoruz. Ciddi sorunlar da yaşıyoruz. Ama dünyanın inanın çok fazla bölgesinde gerçekten geniş çapta insan hakları ihlalleri var. Geçmişten bu yana böyle 60 yıldır süren bir mücadele. 60 yıldır hem çok yeni alanlar açılmaya başlanarak aslında süren bir mücadele. Hem de aslında bir anlamda Uluslararası Af Örgütü varlık sebebini ortadan kaldırmaya çalışan bir kurum. İnsan hakları ihlallerinin tamamen sona ermesi için çalışan bir kurum. Ama maalesef her geçen yıl dünyada insan hakları ihlallerinin çok daha arttığını, çeşitlendiğini, dünya değiştikçe, geliştikçe maalesef hak ihlallerinin alanlarını ve biçimlerini de değiştiğini görüyoruz. O yüzden çok fazla alan var. Şu alanda diyemeyeceğim, dünyanın çok farklı alanında çok farklı ihlalle Uluslararası Af Örgütü mücadele etmeye çalışıyor elindeki sınırlı kaynaklarla. Peki son dönemde pandeminin ne kadar etkisi oldu bu insan hakları ihlallerinin artmasında? Pandemi çok önemli bir faktör ihlallerin artmasında. Çünkü özellikle yani sadece sağlık hakkına erişim, aşıya eşit ve adil erişim falan bunlar tartışmanın bir tarafı. Ama pandemi önlemlerini bahane eden aslında otoriter devletlerin çok daha fazla otoriterleştiğini, bu pandeminin aslında devletlere bir anlamda tırnak içinde bir fırsat olarak göründüğünü ve bu baskıcı devletlerin baskılarını pandemi önlemleri adı altında ciddi biçimde arttırdığını görüyoruz. Bu her türlü alanda yaşanabiliyor. Yani insanların ifade özgürlüğünün pandemi gerekçesiyle kısıtlanmasından tutun. Az önce bahsettiğim gibi sağlık hakkına erişimde adaletin sağlanmamasına, aşıya, ilaçlara, tedaviye erişimde adaletin sağlanmamasına kadar uzanıyor. Çalışma hakkı, işçi hakları bir biçimde pandemi aslında bütüncül bir insan hakları ihlali alanı yaratmak için bunu olumsuz anlamıyla söylüyorum elbette bir fırsat oldu bilhassa baskıcı devletler açısından çok ciddi bir fırsat olarak görüyorum. Pandemi döneminde son 1,5 yılda çok fazla ihlalin arttığını söylemek mümkün. Sadece Türkiye'de değil, bunu kesinlikle çok rahatlıkla söyleyebilirim bu açıdan. Türkiye'de de çok ciddi biçimde ihlal alanları için pandemi önlemlerinin fırsat olarak kullanıldığını söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Ama dünyanın birçok bölgesinde böyle ve maalesef adaletsizliği de arttırmış durumda. Başka boyutları da var tabii, işin yoksulluk vesaire gibi. Bunlar da insan hakları sorunları olarak algılanıyor. Bunu da arttırmış durumda. Pandemi hiçbir açıdan insan hakları alanında
olumlu bir şeye elbette yol açmadı diyebilirim. Evet. 200'den fazla ülkede örgütlü olduğunuzdan bahsettiniz. İnsan hakları ihlalleriyle tabii ki Uluslararası Af Örgütü mücadele ediyor ama ne kadar ülkede sizin çalışanlarınıza yönelik ihlaller yapılıyor? Cezaevine atılmak, kovuşturması, soruşturması, bu anlamda soruyorum. Evet. Buna dair aslında net bir sayı vermem mümkün değil ama yani Uluslararası Af Örgütü aslında belli bölgelerde ya da otoriter rejimler altında yönetilen ülkelerde çalışanlarının baskı altına alındığı bir kurum. Ama bunu şeyden ayrı çok fazla düşünmemek lazım. Yani insan hakları savunucularının baskı gördüğü iklimlerin arttığı ülkelerde elbette Uluslararası Af Örgütü çalışanları ve hak savunucuları, Uluslararası Af Örgütü altında örgütlenen hak savunucuları da bundan maalesef nasibini alıyor diyebilirim. Yani bunu bütün dünyada son yıllarda özellikle artan hak savunucularına yönelik baskılardan ayrı düşünmek doğru olmaz bizce. Aynı şey Türkiye için geçerli. Yani Türkiye'yi biz bunu hemen hemen her katıldığım programda da ben dile getiriyorum. Uluslararası Af Örgütü dediğiniz gibi 200'den fazla ülkede örgütlü ancak 60 yıllık tarihinde şu anda dek yönetim kurulu başkanı ve en yüksek idari çalışanı olan direktörünün aynı anda tutuklandığı Uluslararası Af Örgütü tarihinde, bu 60 yıllık tarihte Türkiye bir ilk maalesef. Bu aynı zamanda şeyle de örtüşüyor elbette. İnsan hakları savunucularının çok ciddi baskılarla karşı karşıya geldiği bir döneme rastlaması tesadüf değil elbette. O yüzden yani sadece Uluslararası Af Örgütü çalışanları olarak düşünmemek lazım ama dünyanın belli bölgelerinde, maalesef Türkiye bunlardan bir tanesi, hak savunucularına yönelik nasıl baskılar varsa Uluslararası Af Örgütü aktivistlerine, çalışanlarına yönelik böyle baskılar da var. Türkiye bundan ayrı tutulamaz. Baskı olan ülkelerden bir tanesi diyeyim Türkiye, diğer bütün ülkeleri saymaktansa. Evet. Tam da siz bahsetmişken bir Büyükada davası var. Onda son durum ne? Ama kısaca Büyükada davasını da özetlerseniz bilmeyen izleyicilerimiz için. Evet. Büyükada davası aslında Büyükada'da yapılmakta olan 10 tane hak savunucusunun bir eğitim atölyesine yapılan polis baskınında hak savunucularının ipe sapa gelmeyen suçlamalarla karşı karşıya kalması sonucu yaklaşık 4 ay cezaevinde kalmaları ve daha sonrasında da 3-3,5 yıl kadar tutuksuz yargılanmaları üzerine kurulu bir dava aslında. Yani bu davada biz en başından beri şeyi söylüyoruz. Bu 10 savunucunun aslında ilk başta tutuklanması, tutuklu yargılanması ve daha sonra tutuksuz da olsa bu yargılanmanın çok uzun sürmesi. Geldiğimiz aşamada maalesef bir takım cezalar verildi arkadaşlarımıza ve oldukça önemli cezalar da verildi. Temiz aşamasında şu anda, temiz sürecini bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yürümekte olan, devam etmekte olan bir süreç var. Ancak bütün bunları aslında Büyükada davası da belki bu noktada çok önemli bir insan hakları savunucusu olarak 3,5 yıldan fazla zamandır cezaevinde olan Osman Kavala'yı da saymak gerekiyor. Bütün bu hem Büyükada davasında hem Osman Kavala davasında hem diğer benzer onlarca hak savunucusu davasında aslında şeyi düşünmek gerekiyor. Yani hak savunucularına ciddi bir gözdağı verme ve hak savunuculuğunu aslında kriminalize etme amaçlı davalar olduğunu söylemek gerekiyor. Neden böyle diyorum? Çünkü örneğin Büyükada'da bilmeyenler için belki dediğiniz gibi yıllar geçti. 2017 tarihlidir. Yıllar geçtiği için belki bilmeyenler olabilir. Büyükada'da örneğin tırnak içinde söylüyorum, polis baskını sonucunda gözaltına alınmaları esnasındaki atölye çalışması aslında bizim hak savunucuları olarak her hafta 15 günde bir yapıyor olduğumuz sivil alandaki çalışmalarımızdan, son derece sıradan çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu 10 hak savunucusu arkadaşımız Büyükada davası adı altında tutuklanan ve cezaevine gönderilen, yıllarca yargılamaları süren bu 10 arkadaşımız, aralarında bizim direktörümüz de vardır. Daha sonra yönetim kurulu başkanımız Taner Kılıç'ın davası da buna akıl almaz biçimde eklemleniyor. Hiçbir organik olarak ilgisi yokken.
Bu kişiler Türkiye'de yıllardır hak savunuculuğu yaparak bilinen, tanınan, hepsi birbirinden tanınmış hak savunucuları. Dolayısıyla bunun bir anlamı olmalı diye düşünüyorduk o zamandan beri. Verilen cezalar ve daha sonraki süreçlerde de maalesef bunu gördük. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi hak savunuculuğunu kriminalize etmek bir fırsattır aslında. Hakları ihlal edebilmek için maalesef böyle kötüye kullanımları görüyoruz. Türkiye'deki Büyükada davası gibi. Dünyadan örnekler verirken sık sık Türkiye'yi de telaffuz ettiniz. Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun af örgütüyle ilgili bir açıklaması vardı. Önce izleyelim, sonra sizden yorumlarınızı rica edeceğiz. Ne demek istedi Süleyman Soylu? Ben uluslararası af örgütünün... Türkiye'den örnekler verdiniz ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sizinle aynı fikirde değil. Diyor ki af örgütü her gitmek istediği yere gönderiyoruz. Bütün kapılarımız açık. Her yeri bakıyorlar, cezaevlerine, geri gönderme merkezlerine. 4,5 yıldır işkenceyle ilgili, sistematik işkenceyle ilgili dosya hazırlanmıyor. Türkiye'de işkence gerçekten yok mu af örgütüne göre? Var. Net biçimde var. Şöyle söylemem lazım. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce belki işkencenin sayısal anlamda ya da sistematik anlamda biraz gerilemiş olduğunu söyleyecek verilerimiz en azından daha fazla vardı. Ama son yıllara baktığınız zaman Türkiye'de çok ciddi işkence, kötü muamele iddialarının, hatta zorla kaybedilme iddialarının geri geldiğini görüyoruz. Biz bunu dünyanın her yerinde, hazır bugün 60. yılımızken de belki çalışma yöntemlerimizden minicik bahsetsem yerinde olur. Dünyanın her yerinde aynı yöntemle. Yani Türkiye'ye özel bir muamele, özgü bir araştırma yöntemi yok af örgütünün. Dünyanın 200 ülke ve bölgesinde nasıl araştırma yapıyorsa Türkiye için de aynı şekilde merkez üzerinden bağımsız araştırmacılar aynı yöntemlerle, metodolojik olarak aynı biçimde aynı araştırmaları yapar ve raporlamalarını sunarlar hükümetlere. İkinci nokta, yani Türkiye'de farklı bir uygulama yapılmıyor. İkinci nokta şu, uluslararası af örgütü dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de aslında lobi tarafı ağırlıklı olan, yani bu ne demek? Elimizdeki raporlar üzerinde vardığımız sonuçları, tavsiyelerimizi biz elbette kamu idaresiyle paylaşırız. Neden kamu idaresiyle paylaşırız? Çünkü bunun muhatabı devlettir. Hak ihlalleri devlet tarafından yapılıyordur ve hak ihlallerini gerçekleştiren taraf olarak devletin bunları düzeltme, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapma ve uygulamada iyileştirme gücü vardır. Ve gideriz devlete, deriz ki böyle 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 saptamalarımız var, böyle önerilerimiz var, lütfen hani bunlarla ilgili gerekli yasal prosedürü yerine getirir misiniz? Bakın belgeler, bilgiler, bunlar raporlarımızda. Bu Türkiye için de geçerlidir. Yani biz şimdiye dek son 4,5 yılda bundan farklı olmamıştır. Şey konusunda Sayın Bakan haklı. Evet, biz görüşüyoruz. Tabii ki görüşüyoruz. Çünkü görüşme amacı da gidiyoruz. Biz her raporumuzu elimize alıp ilgili bakanlıklara, bürokratların kapısında onlarla bu görüşmeleri yapıyoruz tabii ki. Dolayısıyla elbette haberdarlar bundan ama yani bu görüşte aslında söyleyebileceğim, içeriğe dair söyleyebileceğim tek şey, bütün bu yöntemsel tarafı bir yana, Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü'nün sadece dahi o gün aslında bu konuşma üzerine biz paylaşımımızda tekrar ettik. Zaten kamuoyuyla hali hazırda paylaşmış olduğumuz son 4,5 yılda ülkenin pek çok yerinde belli alıkoyma merkezlerinde ya da sokakta ya da başka barışçıl protestoculara yönelik işkence iddiaları, güçlü işkence iddiaları söz konusu. Biz zaten iddialarımızı raporda dile getirirken neden bunu söylüyoruz? Devlet, kamu idaresi bunları soruşturmak için bir inisiyatif alsın, harekete geçsin. Çünkü devletin gücü buna, devlet bununla sorumlu. Dolayısıyla bu soruşturmaları yapsın, adil bir yargılanma olsun suçlanan kişilerle ilgili diye yapıyoruz. 4,5 yıldır bundan farklı bir şey yapmadık ama maalesef
Sanıyorum bir yanlış bilgilenme süreci olmuş Sayın Bakan'ın. O yüzden böyle bir şey sarf etmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü bütün raporlarımız kamuoyuna açık olduğu gibi web sitemiz üzerinden çok kolay tek tıkla ulaşılabilecek olduğu gibi kendileri düzenli olarak paylaşılıyor zaten. Oysa bakan kendinden çok emindi ve diyor ki işte insan hakları örgütleri için bunlar siyasal gözlükleri olan örgütler. Ne demek istiyor bakan burada? İşkence araştırılmasın mı? Faili meçhul cinayetler araştırılmasın mı? Cezaevlerindeki tecrit araştırılmasın mı? Sokakta hakkını arayan insanlara karşı o fiziksel şiddet, gözaltında çıplak arama, cezaevlerindeki durum bunların hiçbiri araştırılmasın mı istiyor? Valla alt metni bilemiyorum. Öyle olmadığını tahmin ediyorum. İstiyorum elbette öyle demediğini umuyorum. Ama bunun varacağı nokta aslında biraz böyle bir şey. Çünkü sadece Uluslararası Af Örgütü'nün değil, programda da belki üzerine çok fazla gidilemedi ama dile getirildi. Türkiye'de çok saygın ve çok son derece yıllardır bu konularda araştırmalar yürüten çok fazla insan hakları örgütü ve kuruluşu var. Bu kuruluşların da bu konularla ilgili, cezaevleriyle ilgili, işkence, zorla kaybedilme, kötü muameleyle ilgili belki Uluslararası Af Örgütü'nden çalışma alanı, uzmanlık alanı çok daha aktif olarak onlarda olduğu için çok daha kapsamlı raporları var. İnsan hakları, yine 60. yıla gelip dayanacağım, 60 yıllık bir insan hakları hikayesi, insan hakları kavramı zaten devletler tarafından dünyanın her yerinde, bu sadece Türkiye'de değil maalesef, çok yine tırnak içinde söylemem gerekirse hoşgörüyle karşılanan bir kavram değil. Neden? Çünkü insan hakları hareketi, insan hakları mücadelesi verileriyle birlikte devletlerin de insan hakları sicilini, devletlerin insan hakları ihlallerini, sizin bu az önce örneğini verdiğimiz ve bizim soruşturulması gerektiğini düşündüğümüz bütün bu alanları aslında belgeye ve bilgilere dayanarak raporlandırıyor, veri altına alıyor, kayıt altına alıyor. Aradan 50 sene sonra da dönüp bakabileceğiniz veriler haline getiriyor. Dolayısıyla sorumluların kaçınılmaz olarak bulunması ve cezalandırılmasını talep ediyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. O yüzden insan hakları hareketi, hayır şey konusuna katılmıyorum, yani siyasi herhangi bir boyutu olmasının tam tersine bütün siyasetlerin üstünde bir bakış açısı demek aslında insan hakları. Dolayısıyla politik herhangi bir aidiyete ya da bir politik herhangi bir bakış açısına son derecede ters. Ben hep şeyi söylerim bir örnek olarak, belki hani hem kamu idaresiyle yaptığımız görüşmelerde hem başka taraflarla, kimseye yaranamaz insan hakları hareketi. Ne devletlere yaranabilir, ne başka bir X politik görüşüne yaranabilir, ne Y politik görüşüne yaranabilir. Uluslararası Af Örgütü'nün sadece Türkiye ile ilgili değil, dünya ile ilgili örneğin raporlarını alt alta koyduğunuzda bir gün bir devletle ilgili ihlallerle ilgili inanılmaz ağır bir rapor çıkartabilir. Ama bir sonraki gün başka bir konuda tam tersi bir tarafla ilgili bambaşka bir rapor çıkartabilir. Türkiye'de bizim böyle çok örneğimiz var. Kimseye yaranamayan bir bakış açısıdır insan hakları. Dolayısıyla biz bunlara alışığız. Elimizden geldiği kadar kamu idaresiyle ilişkilerimizi, iletişimimizi hiçbir zaman koparmamaya çalışacağız. Biz yine göndeririz raporlarımızı. Bütün bakanlıklara göndeririz. Bütün bürokratlarla paylaşırız. Gideriz yine görüşürüz. Bu bizim mücadelemizin doğasında var zaten. Evet. Şimdi Türkiye'de son dönemde hakikaten büyük insan hakları ihlalleri yaşandı dedik. Ama en son bir insan hakları eylem planı açıklandı. Hatta bununla ilgili siz hükümetler, devletler insan hakları kavramından pek hoşlanmaz dediniz. Ama onlar dediler ki biz bütün kurumlarla görüştük. Aslında tüm bunlar Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek için bir metottu. Ama bu insan hakları eylem planı hiçbir insan hakları örgütünde memnun edemedi maalesef. Çünkü derinlikli olarak bu insan hakları mücadelesi yürüten ve bu insan hakları ihlallerini son bulması için hazırlanan bir eylem planı değildi. Örneğin ahim kararlarının uygulanmaması Türkiye'deki hukukta, yargıda Avrupa Birliği tarafından sıkça eleştiriliyor.
Bunun ışığında mesela insan hakları eylem planı Türkiye'ye ne getirdi? Bu büyük bir vaveyla ile açıklandı ama ondan sonrasında Türkiye'de neler değişti size göre? Bununla ilgili bizim eylem planından yaklaşık bir 10 gün sonra yapılan açıklamamızda eylem planını değerlendirirken şey gibi bir cümle vardı. Belki buradan başlamak lazım. Bu eylem planı da kaçırılan fırsatlardan bir tanesi diye. Maalesef bu takip eden aylardaki uygulamaya baktığımızda sizinle de konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet. Programda da detaylı biçimde değerlendirmiştik. Programda birlikte değerlendirdiğimiz Öztürk Bey, yani İHAD'e Genel Başkanı, eylem planı açıklandıktan birkaç gün sonra gözaltına alındı. Ve eylem planında vurgulanan çok fazla noktaya, işte örneğin gece gözaltılarına son, sokakta herhangi bir barışçıl gösteriye müdahalede son vesaire gibi örnekler maalesef gözlemlediğimiz kadarıyla hayata geçirilmedi. Sizin vurguladığınız ve bizim beklentimizin aslında odak noktası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ya da cezaevindeki ifade özgürlüğü mahkumlarının serbest bırakılması vesaire gibi konuların hiçbirisi sanki uluslararası sanki bir eylem planı hiç yayınlanmamışçasına maalesef sümen altı edildi ve herhangi bir gelişme de görünmüyor. Dolayısıyla yani biz ilk birkaç gün aslında şey noktasında yine çok abartarak söylemek istemiyorum ama iyimserliğimizi korumak istemiştik. Yani eğer çok hızlı biçimde eylem planına uygun harekete geçilirse belki bir şeyler değişir diye. Çünkü hani bu tip noktalarda inanç belirtmektense elbette olması gereken ideal durumu söylemek istiyoruz her zaman. Maalesef ne yasal düzeyde herhangi bir değişiklik, olumlu değişiklik oldu şimdiye kadar ne de eylem planında belirtilen noktalarla ilgili bırakın olumlu değişikliği tam tersi açıdan insan haklarının yani ihlal edilmeye devam edilmesi gibi bir durum söz konusu. Herhangi bir şey yarattığını söyleyemem. Dediğiniz gibi çok şovlarla açıklanan bir eylem planıydı ama maalesef geldiğimiz noktada en ufak bir değişime yol açtığını ne yazık ki bu birkaç ayda söylemek mümkün değil. Evet. Son dönemde Türkiye'de büyük tartışmalar da var. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları. O açıklamaların içinde bir takım faili meçhul cinayetler, bir takım devlet uygulamaları dikkat çekiyor. Bununla ilgili de çok fazla çevreden açıklamalar geliyor. İnsan hakların ihlallerinde herhangi bir süre aşımı olmaması gerektiği, bu örneğin Kürt iş insanlarına ilişkin cinayetlerin tekrar dosyasının açılması, örneğin KKTC'de 25 yıl önce işlenmiş gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin tekrar ele alınması, orada bir işlem yapılamıyor çünkü o insanların Türkiye'den gittiği iddia ediliyor. Türkiye vatandaşı oldukları için de önce burada yargılama yapılması gerekiyor. Aslında taraflar da evet dediler, işte biz gittik ama bu cinayeti işlediklerini söylemediler tabii ki. Tüm bu iddialarla ilgili Türkiye'de hukuki bir sürecin işlememesi yeni faili meçhullerin önünü açmaz mı? Bu iddialarla ilgili af örgütünün talebi nedir Türkiye hükümetinden? Tabii çok ciddi iddialar ve oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de özellikle 90 sonrası dönemde ciddi bir faili meçhul ve zorla kaybedilme vakası yoğunluğu var. Hala bugüne kadar sizin de söylediğiniz gibi çözülmemiş olan bir süreç var ve elbette bunun bir an önce hani açıklığa kavuşturulması lazım. Biz buna teorik anlamda cezasızlık diyoruz aslında. Türkiye'de çok ciddi bir cezasızlık geleneği var. Bu ne demek? Yani devlet tarafından ya da devlet görevlileri tarafından insanlığa karşı suç olarak addedilecek zorla kaybedilmelerin uygulanmasının cezasız bırakılması. Maalesef Türkiye'de bu cezasızlık geleneği 90'dan bu yana yani 30 yıldan fazla süredir devam eden çok köklü bir gelenek, devletin failleri koruyor olması, yargı eliyle aslında bunu yapıyor olması gibi noktalarda herhangi bir değişiklik yok. Kamuoyundaki bu tartışmalar bütün boyutlarının, siyasi boyutlarının vesaire bir tarafa,
Bence şeyi açması açısından, yani faili meçhul cinayetleri ve Türkiye'nin o korkunç karanlık dönemini tekrar tartışmaya açması, ama tekrar tartışmaya açmakla kalmayıp elbette bunun yargıya taşınarak adil biçimde faillerin tekrar yargılanması. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi bu çok önemli bir argüman. İnsanlığa karşı bir suç olan zorla kaybedilme vakalarında bu tip cinayetlerde aslında zaman aşımının olmaması gerektiği ve hakikate ulaşmak için çok fazla yargı tarafından aslında yol olduğu hep savunulur. Türkiye'de değil, sadece dünyada benzer birçok ülkede darbe dönemlerinde örneğin zorla kaybedilmeleri yoğunlaştı. Latin Amerika ülkelerinde bunun örneklerini görmek mümkün. Başka Avrupa ülkelerinde görmek mümkün yine darbe dönemlerinde. Türkiye'de de benzer biçimde bununla yüzleşilmesi gerekiyor. Her şeyden önce sadece yüzleşmek yetmiyor elbette. Faillerin tekrar yargılanması, adil biçimde yargılanması, adaletin tesis edilmesi ve mağdurların aslında ailelerinin adaletin tesis edildiğini görebiliyor olması gerekiyor. En azından yüzleşebilmenin çok önemli bir ayağı olarak hakikati öğrenmeleri gerekiyor. Yakınlarını, kaybettikleri yakınlarının örneğin bedenlerinin nerede olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Bütün bunlar mağdurların da hakkı, kamuoyunun da hakkı, bütün bir ülkenin, toplumun hakkı. Bu hakkın tesis edilmesi gerekiyor. Biz Uluslararası Af Örgütü olarak en birincil talebimiz bu konuyla ilgili elbette adil bir yargılanma sürecinin tekrar başlatılması, derhal başlatılması, soruşturma ne gerekiyorsa yasal sürecin başlatılmasıdır. Ancak böyle bir yasal süreçle kamuoyu belki bu konuda biraz rahatlayabilir, mağdur yakınları da belki hakikate biraz daha yaklaşabilir diyebilirim. Evet, Ruhat Sena Akşener, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Uluslararası Af Örgütü'nün 60. yılını Uluslararası Af Örgütü Türkiye Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener değerlendirdi. İyi akşamlar.